Pakodemy'nin YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben İrem. Gazların tanecikleri arasında büyük boşluklar bulunduğundan basınç etkisiyle sıkıştırılabilirler. Yüksek basınç ve düşük sıcaklıkta sıkıştırılarak sıvılaştırılabilirler. Belirli bir şekilleri yoktur. Tanecikleri dönme, titreşim ve öteleme hareketleri yapar. Gazlar birbirleri içinde her oranda homojen olarak dağılabildikleri için tüm gazlar homojendirler. Bir gazın herhangi bir gaz ortamında yayılmasına difüzyon denir. Gazın boşlukta yayılmasına ise efüzyon denir. Kapalı kaplarda gazların birbirleriyle ve kap çeperiyle yaptığı çarpışmalar sonucu birim yüzeye uyguladığı kuvvete gaz basıncı denir. Kapalı kaplardaki gazın basıncı manometre ile ölçülür. Gazın basıncı birim hacimdeki tanecik sayısı, taneciğin hızı ve çarpışma sayısı arttıkça artar. Gazlarla ilgili işlemlerde mutlak sıcaklık adı verilen Kelvin değeri kullanılır. Oda koşullarında yani 24 santigrat derecede 1 atm basınçta 1 mol gaz 24,5 litre hacim kaplarken, normal koşullarda 1 mol gaz yani 0 santigrat derece ve 1 atm basınçta 22,4 litre hacim kaplar. Barometre ise açık hava basıncını ölçmek için kullanılır. Barometreyi kullanarak açık hava basıncını ilk ölçen Torricelli'dir. Şimdi ise maddenin son hali olan plazma halinden bahsedelim. Plazma hali evrendeki en yaygın hal olmakla birlikte maddenin diğer katı, sıvı ve gaz hallerinden dördüncü halidir. Güneş sistemindeki en büyük plazma örneği güneştir. Nötr atom, molekül, pozitif ve negatif yüklü tanecik ve serbest elektronların bir arada bulunduğu hale plazma denir ya da iyonize gaz denir. Plazma halinde negatif yüklü tanecik sayısı pozitif yüklü tanecik sayısına eşit olduğu için plazmalar nötrdür. Plazmalar yüksek basınç ve yüksek sıcaklık altında oluşabilirler. Belirli bir şekil ve hacimleri yoktur. Elektrik ve manyetik alandan etkilenirler. Akışkandırlar, ısı iletkenlikleri vardır. Plazmalar televizyon ekranlarında, bakterilerden arındırma işlemlerinde, kanamaların durdurulmasında ve ısıl delme aracı olarak kullanılabilirler. Neon ışıklar, mum alevi, yıldızlar ve lavlar maddenin plazma haline örnektir. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, Pakodemy'nin YouTube kanalına abone olmayı ve videomuzu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.